Bütün alışveriş merkezlerinde alçak sesle çalan bir müzik vardır. Duymakta bile zorluk çektiğimiz bu müziği neden çalarlar? Hemen açıklayayım. Çalan müzik beynimizi uyarır ve geçici rahatlama sağlar. Rahatlamanın etkisiyle de daha fazla alışveriş yaparız. Büyük alışveriş merkezlerinin neredeyse tamamında pencere yoktur. Yapacakları 3-5 pencereyle aydınlatma konusunda büyük tasarruf sağlayacakları yerde hiç pencere koymayıp her ay dağ gibi elektrik faturası ödemeyi neden tercih ederler ki? Çünkü insanların gün ışığını görmesini istemezler. Zamanın nasıl geçtiğini bilmemizi istemezler. Havanın kararmaya başladığını gören bir insan genelde alışverişini sonlandırıp eve dönmek ister. Çoğumuzun başına gelmiştir. Alışveriş merkezinden çıktığımızda hava da kararmış be diye tepki verdiğimiz çok olmuştur. Büyük alışveriş merkezlerinin neredeyse tamamında saat yoktur. Çünkü zamanı bilmemizi istemezler. Çok fazla zaman geçirdiğimizi anlamamız halinde alışverişi sonlandırıp çıkma ihtimalimiz yüksektir. Alışveriş merkezlerinin genelinde dev alışveriş sepetleri vardır. Araştırmalar göstermiştir ki büyük sepetler daha fazla alışveriş yapmamıza sebep olmaktadır. Siz fark etmeseniz de kocaman sepetin içinde 2-3 paket ürün olması sizi psikolojik olarak rahatsız etmektedir. Bu da çok fazla alışveriş yapmanıza sebep olmaktadır. Alışveriş merkezlerinin çoğunun bir köşesinde atıştırmalık bölümler vardır. Bu bölümler normal restoranlara göre veya fast food restoranlarına göre çok daha ucuzdur. Alışveriş merkezleri buradan çok cüzi para kazanır. Hatta bazıları hiç kazanmaz. Gelelim nedenine. Acıkma hissi insanı en fazla rahatsız eden hislerden biridir. Acıkan insan alışveriş yapmak istemez. Alışveriş merkezleri de bizim acıkmamızı istemez. Çoğu alışveriş merkezinde çocuk oyun alanları bedavadır ya da çok cüzi fiyatlıdır. Kreşlerin saatlik ücretlerinin bile dünya para olduğu bu devirde bu merkezler neden bize kıyak geçer? Nedeni çok basit. Hiç kimse mızmızlanan bir çocukla rahat ve uzun alışveriş yapamaz. Alışveriş merkezlerindeki unlu mamuller bölümünde fırından kızarmış çörek veya ekmek kokusunu duyarız. Peki bu marketler bu kadar zahmete girip fırın eklemek yerine neden bir fırınla anlaşıp hazır ekmek veya poğaça almıyor? Böylece kafaları daha rahat olmaz mıydı? Evet olurdu. Ama kızarmış ekmek kokusu insanı acıktırdığı için bu kokuyu alan insanlar hissettiği açlık duygusunun etkisiyle ekmeğin yanında tereyağı, bal, peynir ve zeytine de yönelmektedir. Böylece bu ürünlerde satışlar önemli ölçüde artmaktadır. Ülkemizde görmedim ama yurt dışında bazı büyük marketler hiç fırın zahmetine girmeden havalandırmadan kızarmış ekmek kokusu vermektedir. Amerika'daki alışveriş merkezleri 24 saat açıktır. Bizde ise bu süre 12 saattir. İzin verilseydi eminim bizimkiler de 24 saat açık olurdu. Alışveriş merkezlerinde indirimde olmayan hiçbir şey yoktur. Her şey indirimde gibi görünür. Işıltılı, büyük ve renkli puntolarla yazılan indirim oranları ürün daha cazip hale getirir. Özellikle bayanlar bu tuzağa hemen düşmektedir. Alışveriş merkezlerinin her köşesinde gülen insan fotoğraflarını görürsünüz. Siz fark etmeseniz de bu gülümseme o ürüne karşı daha ılımlı yaklaşmanıza neden olmaktadır. Amerika'da başlayan ve diğer ülkelere yayılan bir mesele daha var ki kokularla bilinçaltı mesajı vermek. Bazı alışveriş merkezleri ortama verdiği kokular ile bilinçaltınızı doğrudan hedef alır. Bu konu hakkında ayrıntılı bir video hazırladım. Videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kasiyere verdiğiniz o alışveriş merkezine ait kartınızda her alışverişinizde cüzi bir puan birikir. Tonla alışveriş yapsanız dahi biriken puanla ancak bir kutu sakız alabilirsiniz. Ancak bu sistem insanları ateşlemeye yetiyor. Bedava ürün aldığımız için mutlu oluruz. Bu sebepten biriken puan sistemi insanların hoşuna gitmekte ve farkında olmadan daha fazla alışveriş yapmasına sebep olmaktadır. Alışveriş merkezlerinin tamamına yakınında alışveriş sepetleri sağlıdır. İnsanlar genelde sağlaktır ve ilk önce sağa yönelirler.
çikolata, şeker ve sakız gibi ürünler genelde kasaların yanlarındadır. İnsanlar dolaşırken kan şekeri düşer. Bu yüzden alışverişin sonunda bu ürünleri alma ihtimaliniz, başında alma ihtimalinizden daha fazladır. Genelde ürünlerin fiyatları 99 ya da 89 ile biter. İnsanlar genelde en başta yazılan esas rakamı önemser. Küsurat çok fazla önemli değildir. Ürünün fiyatını 10 lira yapmak yerine 9.99 yaparak bilinçaltımıza ucuz sinyali verilir. Farkında olmasak da beynimiz onu 10 değil de 9 lira gibi algılar. Bunun yanında 99 veya 89 gibi küsuratlar toplanması zor olduğu için hesapların karışmasına da sebep olur. Müşteri hesabını çok iyi yapamadığı için kasada daha büyük meblağlar ile karşılaşır. Kimse de kolay kolay aldığı ürünleri bırakamayacağı için ödemeyi yapar. Fark ettiyseniz alışveriş merkezlerinin kasa sıraları oldukça dardır. Bunun sebebi insanların ürünü almaktan son anda vazgeçip çıkartıp koymasına engel olmaktır. Süt, yumurta, peynir gibi ürünler genelde en arkada olur. Bu ürünler temel tüketim malzemesi olduğu için her halükarda almanız gereken ürünlerdir. Bu ürünler bilinçli şekilde en sona konulur ki onlara gelene kadar başka şeyler de alabilirsiniz. Göz hizasındaki raflar daha değerlidir. Özellikle bu raflara daha pahalı ürünler yerleştirilir. Hatta bazı alışveriş merkezlerinde bu raflar için ürün tedarikçisinden ekstra ücret alınmaktadır. Çocuklara hitap eden ürünler genelde alt raflara yerleştirilir. Yani çocukların rahatça görebileceği göz hizasına. Alışveriş merkezlerinin giriş servisleri genelde bedavadır. Dönüş servislerinde ise fiş veya para istenir. Bu kadar madde saydık. Peki bu alışveriş merkezlerinin hiç mi yararlı tarafı yok? Evet, yararlı tarafları da var. Büyük istihdam alanı oluşturması ve her alışverişe fiş kesmek zorunda olduğu için vergi konusunda devletlere büyük faydası vardır. Bunun yanında esnafları büyük zarara uğratması ve bilinçsiz tüketime sebep olması da en büyük zararlarındandır. Yararı mı daha büyük yoksa zararı mı? Bunu uzmanlar tartışa dursun, biz her zaman bilinçli bir tüketici olmaya özen gösterelim.